Merhabalar, ben inşaat mühendisi Zeyrettin Şakiri. Bugün sizlere inşaat mühendisliğinin ana derslerinden olan betonarme derslerinin ders bazında son çıkan yeni teknolojide yani mobil ve apps teknolojisiyle beraber ders bazında nasıl sorularımızı kolay çözebiliriz? Bu konuda şu anda Android ve iPhone ve iPad'lere indirebileceğimiz inşaat mühendisliği programlarının bazıları ücretsiz olmakta, bazıları ücretlidir. Biz bu ücretsiz programlardan RC Beams nasıl kullanacağımızı bugün ilk dersimizde anlatmaya çalışacağım. Bu RC Beam'i siz Android ve iPhone'larınıza indirebilirsiniz. RC Beam'de bugün örnek olarak burada gördüğünüz gibi analiz seksiyonu var. Yani analiz etme seksiyonu, design seksiyonu yani tasarım seksiyonu vardır. Burada bizim gireceğimiz şey Fiji beton sınıfıdır. Megapascal cinsinden F7 çelik sınıfımızdır. Ve F7 bu da çelik sınıfımızdır. Lambda değeri sabittir. Biz buraya beton sınıfımızı beton 20 girelim. Çelik sınıfımızda ST3 olsun. Etre içinde çelik sınıfımız ST3 olsun. Bitti. Burada start yani başla düğmesine basıyoruz. Burada bizim örneğimize kesitimiz dikdörtgen veya kare kesitinde olsun. Burada dimension bölümü yani ebatlarına kirişimizin ebatını giriyoruz. Genişlik milimetre cinsinden genişliğimiz 25 santim yani 250 milim. Yüksekliğimiz kirişimizin yüksekliği 60 santim olsun. 600 milimetre. Paspayını çıkarsak 4 santimde paspay olsa D'imiz bizim 56 santim olur. 4 santim yani 40 milimde paspaydır. Var olan donatımız çekme donatımız AC yani still area çekme donatımız diyelim 4 tane 20'lik olsun. 4 tane 20'liğin milimetre cinsinden alanı 12.75 ve basınç donatımız AC üstü yani still area dediğimiz basınç donatımızda 2 tane 12 olsun. 2 tane 12'liğinde milimetre cinsinden demir alanı 227 bitti. Bu arada analiz dediğimiz zaman bize E, B bu değerleri vermektedir programımız. Geri gidiyorum. Şimdi aynı sorunun design yani tasarım bölümüne tıklıyorum. Tasarım bölümüne gideceğim. Değerlerimiz aynı. B yine genişlik 25 santim olsun. 250 metre. Yüksekliğimiz 60 santim olsun. Paspayını çıkarsak D yüksekliğimiz 56 santim olsun. Paspayımızda 40 olsun. 40 milimetre. Bu arada kirişimiz genişliği span length yani kirişimiz genişliğini metre cinsinden 4.2 metre olsun. DL ve LL kilonewton bölü metre. Yani dead load ölü yük kilonewton cinsinden ölü yükümüzde 10 kilonewton olsun. Hareketli yükümüz live load kısaltılmışı bu da 15 kilonewton olsun. Next diyorum. Bizim eğilme momentimiz farz edelim 4.3 kilonewton metre olsun. Bize
bütün tasarım seksiyonlarını vermektedir. Kullanacağımız burada kesme kuvveti. Kesme kuvvetine göre donatıyı çıkartmış. Program 10'lik strips, yani 10'lik etre kullanacağız. Ve maksimum momenti gördüğünüz gibi çıkarmaktadır. Buradan daha fazla bilgi almak istiyorsak tıkladığımız zaman material properties, yani malzeme özelliklerinin geometri, yani geometrisini, forces kuvvetlere ve reinforcements donatı olanların hepsini vermektedir. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.